Doğruya hoş geldiniz. Referanduma sayılı Kanal günler V Program kala. Müdürü Gerçekten Can Soğuktay'ın sunduğu Referanduma Doğru programının konuğu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü oldu. Öncelikle bu yoğun temponun arasında bize vakit ayırdığınız için de teşekkür ediyoruz. Tütüncü programın ilk bölümünde referandumla ilgili konuştu. Tütüncü meselenin bir parti meselesi olmadığını belirtti. Tabii bu seçim bir yerel seçim değil, bir milletvekilliği seçimi değil. Mesele aslında bir parti işi değil. Ama bütün bunlarla birlikte ülkenin meselesi olduğu için mesele, geleceğimiz olduğu için söz konusu olan şey, o halde büyük bir sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeli ve çok çalışmalıyız diye düşünüyorum. Referandumla ilgili en çok karşılaştığı sorunun başkanlık sistemi, tek adamlık sistemi mi olduğunu belirten Belediye Başkanı Tütüncü, bu sorunun cevabını şu anki sistem üzerinden anlattı. Bizdeki sistem böyle bir sistemdir. Yani deve kuşu misalidir. Hani deve kuşuna sormuşlar. Deve misin, kuş musun? Cevap verememiş. Şu yükü taşı demişler. Ben kuşum, uçarım demiş. E peki o zaman uç. E demiş ki ben deveyim. Yani bizdeki sistem, şu anki geçerli olan, yürürlükte olan sistem, biraz ondan, biraz bundan. Tütüncü, başkanlık sistemiyle ilgili muhalefetin ortaya attığı diktatörlük iddialarına yanıtıysa 5 yıllık dönem üzerinden verdi. Bir başkan 5 yıllığına seçilecek. Erken seçim baskıları olmayacak hükümetlerin üzerinde. Hükümeti halk kuracak, halk güven oyunu verecek ve başkana 5 yıl kesintisiz çalışma imkanı tanınacak. Başkan ne yapacak? Başkanı ekibini kuracak. Yetki kargaşası yok. Çünkü sistemde başbakanlık kaldırılıyor. Ve bütün bunlarla birlikte 5 yıl boyunca oluşturduğu programı çerçevesinde ülkeyi yönetecek. Halka karşı verdiği vaatlerini yerine getirecek. 5. yılın sonuna geldiğinde de halkının karşısına çıkıp halkına siyaseten hesap verecek. Ve tekrar aday olduğunu söyleyecek belki de. Halk da o zaman bir değerlendirmede bulunacak. Sen 5 yıllık iktidarda söylediklerini yaptın, seninle bir 5 yıl daha devam etmek istiyoruz derse, ikinci 5 yılında da devam edecek. Yok. Demezse o zaman halk başka birisini cumhurbaşkanı yapacak. Yani sistemin özü, bütün bunlardan yola çıkarak söylemek istediğim özet itibariyle şu. Aslında bu sistem iki şeyi getiriyor. Bir, cumhurbaşkanı, başbakan, yetki kargaşası, karmaşası. Artık bunlar olmasın. Kavgalar edilmesin. Bunlar isteniyor. İkincisi de bir ayağı çukurda yamalı bohça hükümetleri olmasın. Yani program sistemi, başkanlık sistemiyle ilgili detaylı bilgilerin yanı sıra ilçede belediye tarafından yürütülen çalışmaları değerlendirmesiyle son buldu.